Evvel zaman içinde de bu hafta mutfak kültürünü işleyeceğiz. Tarih boyunca mutfak kültürlerinde ne gibi değişiklikler yaşandı? Eski çağda insanlar ne yer, ne içerdi? Selçuklularda yeme içme alışkanlıkları nasıldı? Ve Osmanlı'da, sarayda ve Teba'da hangi kültür vardı mutfağa dair? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevaplar arayacağız. Evvel zaman içinde başlıyor. İnsanların yaşaması için hava ve sudan başka yiyecek de çok önemli bir ihtiyaçtır. Yiyeceğe ulaşmak hayli zordu antik çağda. İlk evrelerde bitkisel besinini bulup toplayan, hayvansal besinini izleyip avlayan insan giderek bazı buluşlarıyla beslenme uğraşları bakımından diğer canlılardan ayrılır. Ateşi bulan insanoğlu önce bununla ısınmış, sonra aydınlanma ihtiyacını karşılamış ve yine ateşle yiyeceğini pişirmiş. Gittikçe besin yaratma konusunda deneyime sahip olan insanoğlu, besini sadece karnını doyurmak için değil, aynı zamanda farklı tatlar denemek için de pişirmiştir. Bir yandan ticaret yoluyla değişik besin maddeleri elde edilirken, bir yandan da yeni malzeme birleşimleri ve yeni pişirme yöntemleri denemiştir. Peki ama Orta Asya Türklerinde mutfak kültürü nasıldı? Türkler ne yer ne içerdi? Bozkırlarda yaşayan insanlar daha çok et ile beslenirlerdi. Yani diyetlerin temelini et oluşturuyordu. Zaten dayanıklı olmak ve uzun mesafelerde savaşabilmek, uzun mesafeleri kat edebilmek için gerekli enerjiyi, proteini etten temin ediyorlardı. Ama bunun yanında özellikle darı tükettiklerini, darı ve buğdayda buna benzer buğday türü hububat tükettiklerini de biliyoruz. Çünkü Divan-ı Lugat-ı Türk'te olsun, diğer eserlerde darıdan yapılan, buğdaydan yapılan yiyeceklerden de söz ediliyor. Ama özü et idi. Uzun mesafeleri kat edebilmek için tabi yanlarında çok et taşımanın zorluğu engellemek için kurutulmuş et dediğimiz ürünleri götürürlerdi. Pastırma eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan en önemli Türk yiyeceklerinden biridir. Kurutulmuş et anlamında. Çünkü özellikle onu eğerlerinin altına at ile eğer arasına bastırarak şekilde pişmesini sağlarlardı. Günümüzde de aynı şeyi kullanıyor ama kurutulmuş et meselesi. Temiz havanın olduğu yerlerde eti kurutarak kışa hazırlarlar. Bu hayat idameyi sağlayan en önemli unsurlardan biridir. İkincisi yine hayvandan üretilen kurut dediğimiz bir balıktır. Kurut, kurutulmuş peynir topu ya da yoğurt topu olarak karşımıza çıkar. Bu toplarda mesela tuz vardır. Çok tuzludur. Azıcık bir şekilde ağzınıza aldığınız zaman o dağılır ağzınızda ve karnınızın da büyüyerek o açlığınızı engellediği gibi bir yine protein sağlar. İkincisi mineral ihtiyacınızı da gidermiş olursunuz. Vücudun mineral ihtiyacını da giderir. Kurutulmuş ette de aynı şekilde. Taşıması kolaydır. Kurutta da öyle. Yanınızda misket gibi böyle küçük bir yer halinde taşıması kolaydır. Kurutulmuş ette. Fakat bundan başka esas Türk yemeği, yani geçmiş günümüz bağlantısı kurarsak, haşlamadır. Yani ben bunu biraz tas kebabıyla birlikte yorumluyorum. Gerçek Türk yemeği haşlama ve tas kebabı diye söyleyebiliriz. Yani etin haşlanmak suretiyle pişirilmesi. Böyle de yerler, bu büyük şölenlerde en çok gerçekleştirilen bir özelliktir. Ama daha sonra haşlamış eti asarak da yine tüketirlerdi. Bu uzun bir etin korunması ya da dişlerinin daha iyi çalışması, ağızlarının dişlerinin iyi çalıştığı zaman midelerindeki sindirim de daha iyi olurmuş. Ama şunu söyleyeyim, bakın mesela ışkın otu vardır. Erzurum'da, Türkiye'de, ben Erzurum'da olduğunu biliyorum. Başka yerlerde de vardır. Işkın otu gibi benzeri çok sayıda doğal ot var. C vitamini ve diğer vitaminler bakımından zengin. Bunları da yiyorlar yanında.
Özellikle Moğolistan'da ve Sibirya'da ben kendim gördüm. Kazakistan'ın kuzeyinde de öyle. Yabani meyvelerle. Bunları vitamin, vücudun vitamin ihtiyacını dengeliyorlar. Böylece bir şey söz konusu. Yani gerçekten de hem karbonhidrat, protein ve vitamin anlamında vücutlarını destekliyorlar. Buna benzer. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki Çin'deki kadar, yerleşik kültürlerdeki kadar yemek türevi yok. Yani o kadar zengin bir yemek çeşitliliği yok. Daha sonra mesela pilav, işte Ön Asya'dan, ona benzer işte şimdi çok meşhur mesela lahman Çin'den, mantı Çin'den, bu tip yemekler de dışarıdan gelmiştir. Bunu çok iyi değerlendiriyorlar ve yabancı yemeklere karşı hayranlık da var. Bunu söylemek lazım. Çünkü bozkurun kendine göre bir değerlendirmesi var. Ama şunu söylemek lazım. Önemli olan vücudun iyi beslenmesi ve vücudu dayanıklı hale getirmesidir. Tabii ki kendi aralarında büyük şölenlerde her türlü et ağırlıklı ve yemek yedikleri gibi mesela tatlı yoktur esas eski Türklerde. Tatlının yerine başka sebzelerden ve yabani meyvelerden almış oldukları enerji ihtiyaçlarını giderirler. Diğer taraftan yağlı eti özellikle çok severler. Ben şeyi duymuştum. Savaşa giden mesela Kazak savaşları, Bozkurt savaşçılarının özellikle etin sinirli taraflarını yediklerini, bunları da savaşta daha dayanıklı hale getirdiğini. Yani etin sinirli taraflarının yenmesiyle birlikte savaşta daha dayanıklı hale dönüştüğünü, vücudu dönüştürdüğünü okumuştum. Bunlar ilginç hikayelerdir. Yani her dönemde. Önemli olan bütün insanlık için geçerlidir bu. Çevre imkanlarını kullanarak hayatınızı sürdürürsünüz. Yani olan bir yiyeceği yersiniz, olmanı yiyemezsiniz. Nitekim daha sonra Orta Doğu'ya doğru, yani Batı Türkistan'a doğru geldikten sonra hububat ağırlıklı beslenme, buğday, darı, ona benzer arpa, tutmaç yemeği burada çok meşhurdur. Yine herhalde ekşimek, yine geçmişten günümüze kadar ulaşan sütten üründür. Peynirimsi, peynir de oradan türü, yani beyaz peynir şeyin devamı gibidir ama diğer peynirler batıdan geçme biliyorsun. O çevre imkanlarını ben Türklerin çok iyi kullandığını düşünüyorum. Yani genelde mesela diyetlerinde domuz görülmez. Ormanlarda yaşayanların özellikle domuz yiyip yemediğine dair de bir belge de yok. Fakat kuzeyde olanların daha çok geyik yediğini, bol bulunan geyik yediğini avcılıklı olarak, güneyde, bozkırlarda yaşayanların ise dağ keçisi ve dağ koyunu avlayarak yaşadıklarını söylemek de mümkün. Kendi hayvanların dışında. Ama bu temel gıda anlamında baktığımızda özellikle işte koyun, at, deve, keçi, koyun gibi hayvanlar. Hem hayvan ekonomisinin temelini oluşturur hem beslenmelerinde temeldir. Deve sütünden de çok iyi faydalanırlar. At sütünden de çok iyi faydalanırlar. Kımız uzun süre Avrupa'da ilaç olarak satılmıştır. O kendi kendine fermente olan organik bir içecektir. At sütünden yapılır. Kuzeyde at eti yerler çünkü at eti soğuğa karşı dayanıklı kılar insanları. -30-40 derecelerde insanların hayatta kalmasını sağlar. Ama güneye geldikçe at eti yenmez. Ya da çok az yenir. Ama mesela Kazakistan'ın kuzeyi özellikle Kazakistan ve Moğolistan taraflarında at etinin çok tercih edilmesinin sebebi buymuş. At etinin başka faydaları olduğu da söyleniyor. Mesela genelde kışın tercih ediliyor ama yanlış kırılan kaynayan kemikleri iyileştirdiğine dair başka olaylar da anlatılır. Ama özünde budur. Hayvan ekonomisine dayalı bir toplumun tabii ki hayvanlardan beslenmesi gayet doğaldır. Orta Asya'da Türkler yemek yemeyi severlerdi, etle beslenirlerdi ve zaman zaman da kımız içerlerdi. Peki ama Orta Çağ'da durum nasıldı? Selçuklular nasıl beslenirdi? Selçuklu sultanlarının menüsünde neler vardı? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım. Mutfak kültürüyle ilgili de hani bakıldığında çok geniş bilgi bulmak mümkün değil ama bununla birlikte
daha ziyade et merkezli bir beslenmenin var olduğunu görüyoruz. Et ve un, yani Selçuklularda buğday daha doğrusu. Selçuklularda olmazsa olmaz iki şey bu et ve buğday. Buğdayın da yan ürünleri devreye giriyor. Onun etle birleştirilmesi devreye girebiliyor. Ekmek çok önemli. Ekmeğin işte yufka, yuga olarak isimlendirilen yufkanın devreye girmesi. Çoğunluk itibariyle baktığınızda günlük yemekler daha ziyade çabuk pişirilebilen yemekler. Çünkü o günlük yoğun hareketle ortamında çok uzun zaman alabilecek yemekler tercih edilmiyor. Daha kısa ama karnı daha işte yani doyurucu olarak isimlendirilebilecek yemekler. Bulgur çok fazla kullanılıyor. Bulgurun iki çeşidi var, işte kabuğunun soyulması veya soyulmaması, bulgur haline getirilmesi. Kavurga, hani buğdaydan kavurga elde ediliyor. Undan ve un ürünlerinden daha çok, işte ne bileyim hamur, hamurun kesilmesi, yağda kızartılması, üzerine şeker veya yağ döküldükten sonra yenmesi gibi daha basit ama doyurucu yemeklerin ön plana çıktığı bir beslenme kültürü var. İşte etin farklı işlenmiş biçimleri, çünkü saklayacaksınız eti, buzdolabı olmadığı için belli bir süre kalması gerekiyor. Pastırma bu anlamda ön planda, kurutulmuş et olarak kullanılıyor. Kavurmanın bir şekilde kullanıldığı, etin her çeşidinin aslına bakıldığında, mesela kesilen hayvanın neredeyse tamamının kullanılmasına ve tüketilmesine yönelik bir mantıkla işlendiğini görüyoruz. İşkembesi sakat atından, işte ciğerini alıp işkembenin içine doldurup baharatla onu sucuk haline getirip kullanıyor. Ve bir şekilde daha ömrünü uzatıp onun ihtiyacının karşılığı olarak hayatında tutuyor. Sebze meyve çok fazla yok. Hani kullanılan, mesela tutmaç çok önemli bir şey. Bugünkü şeyin mantının atası olarak kabul edebileceğimiz aynı mantık aşağı yukarı. İşte yoğurt üzerine dökülür tutmaçın veya sirke dökülerek yenilir. Tatlı çok fazla yok. Bal çok az kullanılan bir ürün. Şeker çok az kullanılan bir ürün. Pahalı olması hasebiyle. Bir de Türklerde tatlı kültürü çok fazla gelişmemiş. Hatta Tuğrul Bey ile ilgili bir enteresan hikaye var. İşte tatlı ikram etmişler İran'a geldiklerinde, ki kaynak bunu biraz tahfif amaçlı kullanır. Tatlı ikram etmişler kendisine. O yedikten sonra çok güzeldi ama sarımsağı eksik dediği rivayet edilir. O kadar hani tatlıda sarımsak olmaması gerektiğinden uzak bir kültür yetişmiş. Çünkü tatlı yok kültürlerinde. Sebze meyve dediğimiz gibi çok az, yumurta çok az kullanılıyor. Çünkü yerleşik hayata uygun bir şeydir neticede tavuk yetiştirmek. Siz dağda taşta işte tavuğu nasıl yetiştireceksiniz? İşte yayladasınız. Tavuk yetiştirmek çok da kolay değil. Dolayısıyla yumurtayı almanız veya beyaz et olarak kullanmanız çok da olası değil. Daha ziyade işte hayvancılık yapmışsınız. Binlerle ifade edilen hayvanınız var. Mutlaka bir tanesi en azından ayağını kırıyor. Ayağını kırdığı için kesiyorsunuz. Et ihtiyacınız bile yoksa, yani niyetiniz bile yoksa, o heba olmasın diye evinize getiriyorsunuz veya obaya getiriyorsunuz. Genel itibariyle düğünlerde keşkek yapımı ön planda. Türk'ün neredeyse milli yiyeceği haline gelmiş. Anadolu'da da keza öyledir. Orta Çağ'da ve Türk devletlerinde tabii ki yani yemek çok önem verilen, özenle hazırlanan, önceden büyük hazırlık yapılan bir gereksinimdi. Genellikle Türk ailesinde mutlaka bir mutfak adı verilen, ki eski dilde matbahtan, matbah kelimesinden günümüze kadar gelmiş, mutlaka evin bir bölümü mutfak olarak adlandırılırdı. Göçebe toplumlarda hayvancılık yaygın olduğu için burada mutlaka et ve etli yemekler tercih ediliyordu. Genellikle Türkler et yemeklerini çok severler. Bu olgu da günümüze kadar gelmiş. Ve bunun yanında bulgur dediğimiz, yarma dediğimiz, buğday dediğimiz ürünlerden
üretilmiş çorbalar, yemekler tercih edilirdi. Kurutulmuş göçebe toplumlarda yine kuru yiyecekler, ekmek mesela kurutulur. Bizim somun dediğimiz şekilde işte hafif ıslatılarak, yumuşaması sağlanarak yenilir. Çünkü uzun seferlerde, yolculuklarda taze ekmek bulmak veya bunu üretmek kolay değildir. Eti kurutmayı en erken şekilde Türkler başarmıştı. Ve savaşlarda da bu etkin rol oynuyordu. Yani yanlarında hafif ağırlık yapabilecek şekilde bunları taşıyabiliyorlar. Türkler yine konserve yapmayı bildikleri için yiyeceklerini konserve vaziyette koruyabiliyorlardı. Genel manada bugün şiş dediğimiz bir alet var. İşte kebap yapımında kullanılan. Bu Orta Asya'dan Türklerin yine göçlerle çeşitli bölgelere yaymış oldukları, öğretmiş oldukları bir alettir. Etten özellikle ciğer kebabı, kelle kebabı ve şiş kebabı yaptıklarını biliyoruz. Ve mutlaka önemli günlerde özel yemekler ürettiklerini söyleyebiliriz. Genellikle işte keşkek önemli günlerin ve düğünlerin, bayramların yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Şerbet en önemli içecekleri, yine tatlı olarak helvayı tercih ettiklerini görüyoruz. İşte helvayı bademden, cevizden ve baldan ürettiklerini söyleyebiliriz. Yine baldan üretmiş oldukları sücüv adı verilen bir tür yine içkileri var. Kımız adı verilen kısraktan elde edilen bir içki, yine meşhur bir içkileri bulunduğunu biliyoruz. Yemekte çok çeşitli farklı yemekler yaptıklarını söyleyebiliriz ama bunların temeli daha çok hayvancılığa dayanıyor. Çünkü göçebe bir toplum olduğu düşünürse Türkmenlerin, yağma ve hayvancılıkla geçindikleri dikkate alınırsa daha çok et ve et ürünlerini tercih ettiklerini, özellikle yetiştirdikleri hayvanlar içerisinde tavuk ve kaz türünden hayvanlarda bulunduğu için kuş türü hayvanlarla da beslenirler. Yine avcı bir topluluk olduğu için Türkler avcılıkla elde edilmiş olan av hayvanlarını da kızartıp yediklerini söyleyebiliriz ki genellikle Türk hükümdarları da av hayvanlarını yemeyi severlerdi. Hatta bizzatihi kendi avladıkları hayvanların yemekleri saray erkanı tarafından yapılır. Ve bu yemekleri sultanlar tüketirlerdi. Yemeklerin korunmasında yine ilk Müslüman Türk devletlerinde kar ve buz kullanıldığını söyleyebiliriz. Buzdolabı yok o asırda. Dolayısıyla bunu daha çok kuyular, serin mağaralar, buralarda yiyeceklerini depoladıklarını, yine toprak altına gömdüklerini, özellikle peynir gibi, çökelek gibi bu türevden olan, bu türden yiyecekleri toprak altında sakladıklarını ve kolay bozulan, çabuk çürüyen yiyecekleri de kar ve buzla sağlıklı tuttuklarını söyleyebiliriz. Selçuklular günde iki öğün yiyorlar. Bir kuşluk vakti, bir de işte akşam vakti. Akşam yemeği hava kararmadan hazırlanıyor. Bu üç öğün yeme alışkanlığını biz Bizans'tan edinmişiz. Bizans'ta günde üç öğün çok özel sofralar hazırlanırmış. Türk mutfağının yeri bir ayrı. Türklerin evi işte odalar, sofa ve mutfak olmak üzere böyle bölümlerden oluşuyor. Yani mutfak ayrı bir bölüm halinde. Eski usul, sofra adabı,
Elbette görgü kuralları var kendine göre. Ortaya bir bizim geleneksel aslında Anadolu sofrası Selçuklulardaki olan yemek servisi uygulamasıdır. Bir sofra bezi serilir. Üstüne bir ahşap kaide. Bugün biz ona sofra diyoruz değil mi? Ahşap veya metalden bir kaide koyar. Üstüne bakır sini koyarlar. İşte bakır kaplar. Ortadan yemek yenir ahşap kaşıklarla. İşte burada görgü kuralları var. Günümüzde de öyledir. Büyükler yemeye başlamadan küçükler başlamaz. Herkes kendi önünden yer. Çünkü kap ortadadır. Yemek asla elin içine batırılmaz. İşte sonra şükredilir. Tabii ki besmeleyle başlanır. Şükredilerek kalkılır. Burada ne yiyorlardı Selçuklular diye baktığımız zaman aslında günümüzde ki pek çok besin maddesini o zamanda da görüyoruz. Böyle çorbalar mesela işte buğday çorbası, tutmaç çorbası, tarhana çorbası, mercimek çorbası görüyoruz sofralarda. Zaten ekmek her toplumun temel besin maddesi ama ekmeğin yanında Selçukluların başka böyle simit börek tarzı yiyecekleri de olduğunu görüyoruz. Pilav, ciğer çok ön planda. Her türlü et bir kere kebap şeklinde. Kuyu kebabının o zamanlarda sofralarda yerini aldığı biliniyor. Başka yoğurt, en önemli gıdaları yoğurt. Bundan ayran yapıyorlar, çorbalara koyuyorlar. Başka Selçuklu mutfağı söz konusu olduğunda en sevilen tatlılardan bakıyoruz. Sütlaç var orada, helva çok tüketilir ve bol miktarda meyve. Elbette ki meyvenin her çeşidi. Hatta Haçlılar Orta Doğu'ya geldiklerinde bu kadar zengin meyve çeşidi karşısında hayret etmişlerdi. Selçuklu Anadolu'sunda kullanılan besin maddeleri çeşitli tahıllardan unlu mamullere, baklagillerden kabakgillere, meyvelerden sebzelere, et ve süt ürünlerinden yağ çeşitlerine, şeker ve tuzdan çeşitli baharatlara kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Nitekim bu durum Selçuklu mutfağının ne derece zengin ve çeşitli olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Peki Selçuklularda askerler savaş öncesinde ve savaş esnasında nasıl beslenirlerdi? Gelin cevabına birlikte bakalım. Özellikle savaşa ya da sefere gitmeden önce yiyecek çok önemli oluyor. Çünkü uzun sürüyor seferler. Türkler çoğunlukla kuru yiyecekler götürüyorlar sefere çıkacakları zaman. Kurutulmuş ya da kavrulmuş etlerin götürüldüğünü görüyoruz. Daha hızlı hareket edebilmeleri için aslında bu. Çünkü canlı hayvan taşıdıklarında hızlarını kesiyor sefer esnasında. Fakat daha sonraları hani yine dediğim gibi muharip olmayan sınıflar arasında mutfak ekibinin olduğunu biliyoruz. Yiyecekler mesela un, yağ gibi, et gibi yine yiyeceklerin götürüldüğünü biliyoruz. Kadınlar ve çocuklar da geldiği için bu çok önemli. Eğer yiyecek biterse de yiyeceğin teminini mesela bazen seferlerin arkasından satıcılar geliyor. Un satıyorlar ya da yağ satıyorlar ya da o döneme ait yiyeceklerin satıcıları oluyor. Onlardan satın aldıklarını görüyoruz yiyeceklerin. İki öğün besleniyorlar genellikle. Dediğim gibi çorba sabah ve et ağırlıklı, pilav ağırlıklı, hamur işleri daha çok tüketiliyor. Timur'un ordusunda yine örnek verirsem mesela ordusunun aç girmesini istiyor. Askerlerinin yarı tok aslında açlığa yakın bir şekilde savaşmasını istiyor. Daha iyi savaşabilmeleri için. Mesela başlarda etli çorbalar, yemekler yaptırırken son döneme doğru eğer yemekler bitmişse hamurlardan yaptırdığı çorbaları içirdiğini biliyoruz onların. Tabii at eti yine çok fazla kullanılıyor yiyecek olarak. Savaştan önce, savaştan sonra sultanın
özel bir şey yiyip yemediğini bilmiyoruz. Sadece işte Gazneli kaynağında benim söylediğim bir şey var. Herise'den bahsediliyor sadece orada. Bildiğimiz tek şey, özellikle savaşa gidilmeden evvel bütün o orduya, savaşa çıkacak, sefere çıkacak askerler ve komutanlara sultanın bir yemek verdiği, bir ziyafet verdiği. Ama içerik olarak orada ne vardır? İşte dediğim gibi ya keşkek vardır veya tutmaç vardır. Bir de tatlı vardır geniş anlamda. Bugünkü işte üç ara sıcak, işte ara öğün, beş tane yeme ana yemek gibi bir mantıkla yapılmış şeyler değil bunlar. Daha ziyade işte bir çorbası vardır, varsa bir ana yemeği vardır ve arkasından varsa bir tatlısı vardır. Daha dar bir menüyle yapılmış yiyecekler. Menümüz çok dar, o kesin. Ve bu ziyafetlerde daha ziyade keşkek, herise ve tutmaç üzerinden gidiyor. İçecek olarak da zaten şeyler var. Kımız belli yerlerde var. İşte kımızın alkollü olma şeyi, taze ise alkollü değildir. Beklediğinde alkol oranı artar. Bu tarz bir mutfak kültürü ve hani sultanın da sultan şunu yedi gibi bir kaynağı veya bilgiye rastlamadım ben bugüne kadar. Selçuklular, Anadolu'da temel besin maddesi buğday başta olmak üzere arpa, çavdar, yulaf, pirinç, mısır ve darı gibi tahıllar üretmişlerdir. Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce de yetiştirdiği buğday, gerek Doğu Roma gerekse Selçuklular döneminde Anadolu'da en çok yetiştirilen tahıl ürünü olmuştur. Coğrafi şartlar göz önüne alındığında Selçuklu Anadolu'sunda önemli buğday üretim merkezlerinin Konya, Ankara, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri illerinin bulunduğu saha olduğu anlaşılmaktadır. Genel itibariyle düğünlerde keşkek yapımı ön planda. Türk'ün neredeyse milli yiyeceği haline gelmiş. Anadolu'da da keza öyledir. Bunun haricinde iki herise diye özellikle bir yemek var. Bu ismiyle Gazneli dönem kaynağında ismiyle yazılan bir yemek herise. Hatta özellikle herise yapıldığına dair bir ifade var. Bir çeşit aslında helva tarzı bir yemek bu. Helva nispeten var un helvası olarak, bal, un ve bademin karıştırılması neticesinde biraz herhalde yan kültürlerden geçmiş bir yiyecek. Çünkü enerji ihtiyacımız var. Yaşam itibariyle, yaşam standardı ve tarzı itibariyle enerji ihtiyacınız var. Karbonhidrata ihtiyacınız var ki enerjiye dönüştürebilirsiniz. Hayvansal gıdalar, süt ve süt ürünleri diğer çok önemli etkinlik şeyimiz yiyeceklerde. Çünkü sütün hemen hemen her ürününü, peynirin her çeşidini yapıyorsunuz, saklıyorsunuz bunu. Bir de günlük kullanımınız var, bir de uzun vadeli kullanımınız için peynir üretiyorsunuz. İşte tulum peyniri bu anlamda önem kazanıyor. İşte kaşar çok fazla hani bizim kültürümüzde var olan bir şey değil, sonradan girmiş bir şey. Daha ziyade tulum peyniri olarak karşımıza çıkmış. Tereyağı üretiyorsunuz ve bunları götürüp işte satıyorsunuz şehirlerde. Fakat göçebe olduğunuz için şehirlere alınmıyorsunuz. Şehir dışında kurulan pazarlarda bunları satıyorsunuz ve onun karşılığında da kendinizin ihtiyacı olan şeyleri alıyorsunuz. Çoğunlukla da un alıyorsunuz. Arpadan farklı yemekler var. Yemeklerin var olanlarına, yani günümüze kadar ulaşanlarına baktığımızda çok basit kabul edebileceğimiz yemekler bunlar. Hemen işte haşla veya yağda kızart. Üzerine şeker koy, yağ koy, ye. O şekilde yapılmış yemekler daha ziyade. Bugün kalan bir dolma kültürü, ne bileyim saatlerce uğraşılan bir yemek yok. Olanlar da daha ziyade ziyafetler sebebiyle yapılan yemekler. Hani uzun vadede yapılan yemeklerin maksadı da işte ziyafet veya düğün yemekleri gibi karşımıza çıkıyor.
Düğün yemekleri tabii ki çok önemli Selçuklular döneminde. Başka aklınıza gelen sofra kültürü böyle. Tabii ki et ağırlıklı sebzelerin, baklagillerin de olduğu bir yemek kültürü var. Kendine göre görgü kuralları çerçevesinde. Böyle başka Bizans'ta sofra kültürü çok önemli. Gerçekten güzel yemekler göze ve damağa hitap eden lezzetler ortaya koymak, onu sergilemek için saatler harcarlarmış Bizans mutfağında o özel soslar üretmek için. Et ağırlıklı beslenme elbette şeyde Bizans'ta. Şimdi Bizans döneminde oruç zamanlarında daha çok hani balık tüketilir. Elbette imparatorluğun bünyesinde çok farklı kültürler, unsurlar olması onun sofra kültürüne de yansımış durumda. Sofra büyük bir özenle hazırlanır. Aslında her zaman da sandalye kullanmazlar. Hep bizim bildiğimiz son döneme kadar bir masanın etrafındaki sandalyelerde yemek yedikleri şeklinde. Halbuki 10. yüzyıl sonuna kadar yuvarlak, dörtgen şeklinde olan masaların kenarında kiline diye adlandırılan bir bakıma taştan sedirler bulunurmuş. Bunlar da yemek yerlermiş. Anadolu'daki Bizans ahalisi de böyle. Üç öğün yemek. Dediğim gibi et ve bunların sosları çok özel Bizans'ta. Sofra örtüsü büyük bir özenle bizim Anadolu'da da olduğu gibi özenle işlenmiş örtüler kullanırlar. Hatta yemek odasına girerken ayakkabılarının değiştirilmesi, dışarıda bırakılması Bizans sarayında görülen bir uygulama. Günlük kıyafetle sofraya oturulmasını istemezler. Yani Bizans sofra kültürüne ve damak tadına çok önem vermiş görünüyor. Balık, kümes hayvanları, güveç, sufle, yani Selçuklu mutfağından izler, esinler görebiliyoruz ama değişik tatlar da var elbette. Orta Doğu'daki Haçlılara baktığımızda zaman bunlar açısından daha önce hiç görmedikleri oranda baharat çeşitliliğiyle karşılaştılar. Tabii ki Haçlı seferleri öncesinde de Avrupa'da bir takım baharatlar tanınıyor, kullanılıyordu ama 300'den fazla baharatın bu dönemde tanındığı ve Avrupa'ya gönderildiğini biliyoruz. Haçlı mutfağında temel besin tahıl ve baklagiller olarak karşımıza çıkıyor. İşte arpa, fasulye, nohut kullanıyor. Bu Utremer diye adlandırdığımız Doğu Akdeniz'deki devletler bunlar. O arpa ve buğdaya ulaşmak için ilk dönemlerde bölgedeki tarlalara baskınlar yapar. Hani gasp ederlerdi. Daha sonra satın almaya başladılar belli ölçüde. Ekmek tabii ki, et ve süt ürünleri revaçta. Yalnız yoğurda pek itibar etmemişler nedense. Orta Doğu toplumunda yoğurt çok önemli bir sofra ürünüyken Haçlıların buna pek itibar demek damaklarına hitap etmedi. Domuz eti tüketimi Haçlıların gelişinden önce de bölgedeki Hristiyan ahali arasında yaygındı ama elbette Haçlı Krallığı'nın kuruluşuyla beraber domuz üretim ve tüketimi bunlarda arttı. Yılın yarısında neredeyse et yemiyorlar oruç döneminde, hani dini sebeplerden dolayı. O yüzden balık ve kümes hayvanlarıyla beslenmek durumunda kalıyorlar. Dediğim gibi sebze, meyve her türlü, elması, armutu, üzümü, kavunu, yalnız limon ve portakal çok pahalı. Avrupa'da o yüzden pek tanınmıyor ve tüketilemiyor. Hani çok özel koşullarda üretildiği için. Zeytin daha ziyade yağını çıkarmak için yetiştiriliyor, bir meyve olarak kullanmaktan ziyade burada. Zaten Haçlılar bölgeye yerleştikten sonra oradaki Müslümanların kültüründen, sofra kültüründen, yemeğinden etkilenmişler. Elbette ki hatta çoğu dönem onlar gibi yiyip, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi giyinmeye başladıkları dönemlerde birbirinden artık dinin yasakladığı belli ürünler dışında benzer şeyleri yiyip tükettiler, ettiler. Yani Müslümanların sofra kültürü Haçlılar'da, Bizans'ta da kendini gösterdi. Etkileşim kaçınılmaz zaten. Ziyafet sofraları Orta Çağ'da aslında çok önemli bir konu. Çünkü hükümdarın gücünü gösteren bir unsur. Çünkü çocuğu doğduğunda
hemen bir ziyafet sofrası düzenler. Savaş öncesi moral amaçlı mesela ziyafet sofrası düzenler askerleriyle birlikte. Savaş sonrası eğer zafer kazanılmışsa yine kutlama yapmak için büyük ziyafet sofraları düzenlenir. Düğünlerden, sünnet düğünlerinde sofralar genellikle gösterişli olur. Çünkü hükümdarın ya da sultanın gücünü gösterir o sofralar. Bunun dışında mesela elçi karşılamalarında sofralar, oradaki yiyecekler, oradaki kılık kıyafet, giyilen giysiler ya da sofra düzeni çok önemlidir. Yani sultan oturur, onun yanına elçi oturur ya da neyse misafir oturur, onun yanında vezirler, komutanlar, bir rastgele bir oturuş olmaz yani o ziyafet sofralarında. Hiyerarşi ve konağa karşı bir saygı vardır. Mesela Atilla'dan örnek verebilirim, Hunlardan. Priskos'un anlattığına göre Atilla'nın sofrasına konuk olmuş mesela Atilla. Muazzam bir sofra kurduğunu söyler. Kendisinin tahta kaşık ve tahta tabakla yediğini sultanın ve ilk gördüğünde onun Atilla olmadığını, yani üstünden başından aslında sultan olarak hani çıkarım yapmadığını ama sofraya oturduğundaki davranışlarından onun sultan olduğunu anladığını, misafirlerine de altın tabakta, altın kaşıkla yemek sunduğunu söyler ve tepsiyle gelen yemeği de ilk önce misafirlerine ikram ettiğini, dolaştırdığını ve en son kendisinin aldığından bahseder. Yine mesela Uzun Hasan'ın sofralarını anlatır Joseph Barbaro. Büyük sofralar kurdurmuştu der ve her kesimden insanların katıldığını, bunların içinde dervişlerin de olduğunu, bunların içinde Hint elçilerinin de olduğunu, kendisi zaten Venedik elçisi olduğunu, önce bir şey yapıldığını, gelen elçilerin kabul edildiğini, hediyelerin mesela gösterildiğini, sonra da ziyafet sofrasına oturup yemek yediklerini, mesela o dönemde içki kullanımı var, şarap içildiğini biliyoruz. Bunun dışında şerbetler çok fazla kullanılıyor. Meyve ikramı yapıldığını biliyoruz yine. Etli yemeklerin çok fazla yapıldığını ve tatlıların, yine tatlı çeşitlerin olduğunu biliyoruz ziyafette. Özellikle Venedik elçisi geldiğinde çok şaşırıyor. Mutfak ve yemekle ilgili hani o gösterişi gördüğünde. Çünkü vezir gördüğü şeyi, elçi aslında gördüğü o gösterişli kıyafetleri, gösterişli sofrayı, hükümdarın gücünü görüp kendi ülkesindeki hükümdara gidip anlatacak. Biraz da bu misyonu taşır o sofralar aslında. Sultanın gücünü gösteren, misyonunu gösteren sofralardır bunlar. Sofra dağıldıktan sonra da halka da bir sofra kurulur sultanlar tarafından. Halkın da gelip gönlünce yemesi için yapılan sofralardır. Ramazan aylarında mesela iftar için yine bütün Müslüman Türk devletlerinde yemekler dağıtıldığını biliyoruz. Sofralar tekkelerde çok önemlidir. Sultan kendi yiyeceğini bazı tekkelere, mesela saraydan yemekler gönderir. Uzun Hasan mesela, Baba Abdurrahman'ın bir tekkesi vardır. Hangi tarikattan olduğu tam olarak bilinmiyor ama delişmen ve mensup bir derviştir. Onun tekkesine mesela her ay şey yapar, belirli her gün 3 öğün yemek gönderir. Yine Halveti tarikatı vardır. Ömer Ruşini, Gülşini gibi. Uzun Hasan mesela yine saraydan yapılan yemekleri ya da yemek malzemelerini saraydan gönderdiğini biliyoruz. Helva mesela çok yenilen yemekler arasındadır. Özellikle tekkelerde çok yapılır ve dağıtılır. Bugün de olduğu gibi. Sofra dediğim gibi sultanın iktidarının, gücünün simgesidir ziyafet sofraları. Aslında tarihi devamlılık hep var. Eski çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ. Hep baktığımızda tarihte devamlılık söz konusu. Bu mutfak kültürü için de geçerli.
Peki ama Osmanlı Devleti'nde mutfak kültürü nasıldı? Özellikle klasik dönemde sultanların özel olarak tercih ettiği menüler nelerdi? Şimdi ise Osmanlı Devleti'nin mutfak kültürünü anlayacağız. İnsanların tabii yiyecek içecek meseleleri tabii gündelik hayatın önemli unsurlarından biri. Aslında günümüzdeki mevcut olan yiyecekler, içecekler o dönemde de mevcut. Tabii ama haliyle bir takım farklılıklar da var. Çünkü her şeyden önce her şey doğal ve organik. Meşhur ifadeyle söylemek gerekirse organik. Dolayısıyla hangi yemek yapılırsa yapılsın çok daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii damak tadı döneme göre değişir. O yüzden mesela bir klasik dönemdeki damak tadı ile 19. yüzyıl arasında da giderek farklılıklar oluşmuştur tabii ki. İşte mesela daha çok insanlar günde 2 öğün yerken 3 öğün yemeye başlamışlardır. 19. yüzyılda örnekleri daha fazla. İşte sabah öğle akşam yemekleri. Tabii ki gıda ürünü olarak da aslında bildiğimiz ürünler her zaman kullanılabiliyor. Yani nedir? İşte et ürünleri. Et ürünleri dediğimizde tabii Osmanlı döneminde bir kere kuzu ve koyun eti makbul. Yani dana etini kesinlikle tüketmiyorlar, sevmiyorlar zaten. Bu anlamda yemeklerde kullanılan etler dana ve kuzu eti. Dana eti daha çok işte pastırma yapımında falan yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Kümes hayvanları, av hayvanları, bunlar et anlamında gene çok sık tüketilen ürünlerdir. Balık ürünleri her dönem geçerlidir. Diğer taraftan işte tahıllar, sebzeler, bunlar da her zaman için bol ve taze olarak bulunabiliyor. İlginç olan sadece domates, patates ve biberin aslında ancak 19. yüzyılda Osmanlı toplumunun hayatına girmiş olması, daha önceden bu sebzeler kullanılmıyordu çünkü yoktu zaten. Ama onun dışında bildiğimiz her türlü sebze tabii ki mutfağın içinde yer alıyor ve de kullanılıyor. Şimdi Osmanlı ağız tadı, damak tadı açısından baktığımızda ilginç bir şekilde yemeklerde tatlı, tuzlu ve ekşi bir arada. Yani hepsi yemeğin içine katılmak suretiyle öyle bir şey var. Öyle bir yemek pişirme adeti var. Dolayısıyla ama damak tadı değiştikçe giderek mesela 19. yüzyılda bundan kısmen vazgeçmeye başladılar. Yani mesela bir et yemeğin içinde aynı zamanda meyve de yer alabiliyor. İşte erik mesela, işte incir konabiliyor. Değişik tatlar versin diye. Dolayısıyla bir taraftan aynı yemek tuzu da olabiliyor. Böyle bir alışkanlık var. Ama dediğim gibi giderek yemeklerdeki oranının, baharat oranının azalması ve tatlıyla tuzluyu veya ekşiyi birbirinden ayrılması süreci 19. yılın sonuna doğru karşımıza çıkıyor. Klasik dönem itibariyle tabii ki yemek nasıl yenir? Yere bir yer sofrası serilir. Sonra bir tablo konur ve onun üzerinde herkesin ayrı tabağı yoktur. Çatal bıçak yoktur. Sadece çorba içerken kaşık kullanılır. O da tek bir tastan herkes kendi önünden çorbayı kaşıklamak suretiyle yemeğini yer. Bunlar tabii ki döneme ve konjonktüre göre uygulanan yemek yeme yöntemleri. Sonrasında özellikle Tanzimat ve sonrasındaki giderek bir takım alışkanlıkların değişmesi gibi yemek kültüründe de aslında farklılaşmalar oluşmaya başlıyor. Yani yer sofrası kullanmak yerine nedir? Mesela masada yemek yemek alışkanlığı giderek yerleşecektir ama bir taraftan da yer sofrası her zaman insanların hayatının içinde de olacak. Elle yemek yerine
çatal kullanmak, kaşık kullanmak, bıçak kullanmak alışkanlığı şey yapacak. Buradan tabii ki Avrupa'dan da esinlenmenin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Ama damak tadı olarak Türkler her zaman için kendi tercihlerini kullanmışlardır. Mesela alafranga yemek dedikleri, işte daha çok da Fransız mutfağı tabii ki bir şekilde eğer şey yapılıyorsa, yabancı bir yemek olarak Fransız mutfağından esinlenmek söz konusu oluyorsa, bu daha çok yabancı misafirler geldiğinde onlara bu tarz yemekleri ikram etme şeklinde oluyor. Çünkü Fransız mutfağı çok soslu. O yüzden de tam hitap etmeyebiliyor Osmanlı toplum yapısına. O yüzden hep Türk mutfağı tercih edilmiştir. Dolayısıyla kullanılan malzemelerin tabii ki olması, doğal olması yemeklerin lezzetinde yapmış oluyor, arttırmış oluyor. Kahvaltıda ne yenir? Mesela kahvaltıda tabii çay içme gibi bir alışkanlık Osmanlılar'da hiçbir zaman yoktu. Ne yenir? Mesela bal, reçel, süt, yumurta, peynir. Kahvaltıda daha çok börek. Mesela bunlarla kahvaltı yaparlar. Çoğu zaman yani çorba da mesela işte sabah bir çorba içilerek kahvaltıda yapılır. Klasik dönemde dediğim gibi çok öğle yemeği alışkanlığı yok. İkindi gibi akşam yemeği yeniyor. Ama sonrasında işte öğle yemeği, akşam yemeği ve Ramazanlarda tabii ki bu yemek kültüründe bir genişleme oluyor. Çeşitler çok fazlaca artıyor. Ve et yemekleri tabii ki çok ön planda yer alıyor. Ama netice itibariyle kullanılan malzeme açısından baktığımızda tabii ki günümüzde ne tüketiyorsak aslında 19. yüzyılda da aynı şeyler tüketiliyordu. Pirinç önemli tabii ki bu anlamda. Yani pilav her zaman gündemde olan bir yemek türüdür. Dolayısıyla her çeşidi vardır pilavın. Sebzeyle de yapılır, etle de yapılır, işte balıkla da yapılır. Bu açıdan pirinç tüketimi Osmanlılar'da önemli. Yani belirli dönemlerde tabii ki farklılaşmalar olsa bile bu farklılaşma daha çok yemek yeme yöntemi olarak söz konusu olabilir. Onun dışında tabii ki yemek pişirme yöntemleri de değişiyor. Yani teknolojiye bağlı olarak. Saray mutfaklarında ağırlıklı olarak bulgur, pirinç, bal, pekmez, esmer ekmek, yufka yerine beyaz mayalı ekmek çeşitleri tüketilirdi. Osmanlı sofralarında su bolca tüketilirdi. Bunun yanı sıra şerbet ve hoşaf da eksik edilmezdi. Sığır etinin aksine hazmı kolay ve yumuşak olması bakımından koyun ve kuzu eti tercih edilirdi. Peki saray dışında özellikle Osmanlı ordusunda neler tüketilirdi? Ordunun tabii gıda anlamında iaşesinin temini önemli. Çünkü netice itibariyle savaşacak olan bu insanların güçlü olabilmelikleri için yeterli gıdaları da almaları gerekiyor. O yüzden mesela ordunun sefere çıkması aşamasında geçeceği güzergah üzerinde uğrayacağı mekanlarda onların iaşesini temin edecek şekilde yapılır, malzemeler bulundurulur. Ve zaten seyyar mutfaklar vardır. Dolayısıyla o seyyar mutfaklar, seyyar fırınlar bunlar orduyla beraber giderler. Dolayısıyla ordunun tabii ki yiyecek ihtiyacının karşılanması bu şekilde söz konusu oluyordu. 100 bin kişilik bir ordu sefere çıktığı zaman hepsinin yeme ihtiyacını karşılamak gerçekten büyük bir organizasyon. Şimdi Osmanlı Devleti tabii bunu başarıyla gerçekleştirebiliyordu ve bunun neticesinde de savaşları da kazanabiliyordu. Ama zaman zaman bunlarda aksamalar da olur. Aksamalar olduğu zaman zaten asker iyi savaşmakta zorlanabilirdi. Çünkü karnı tok olan asker daha iyi savaşır. Her ne kadar tabii ki bizim bir kahramanlık şeyimiz vardır. Yani asker dini için savaşır, vatanı için savaşır. Bütün bunlar önemli. Bir manevi motivasyon da verir. Ama bunun yanında eğer fiziken yetersizseniz,
Yani karnınız yeteri kadar doymamışsa ve enerjiniz tüketmezse manevi unsurlar da bir yerde şey yapabiliyor. Yani yeterli olmayabiliyor. O yüzden Osmanlı her zaman için askerin karnının doymasını önemsemiştir. Ve bu her dönemde de geçerlidir. Yani nedir? Klasik dönemdeki bir savaşta da geçerlidir. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda da geçerlidir. Çanakkale cephesinde de geçerlidir. Milli mücadele yıllarında da geçerlidir. Komutan askerin karnı doydu mu? Önce onu sorar. Askerin karnı doyduysa ondan sonra kendi yemeğini yer. Bu böyle bir şey vardır. Alışkanlık vardır. Dolayısıyla mesela bu anlamda Çanakkale Savaşı'ndan da bir örnek verecek olursak, genelde işte bizim askerimizin işte aç olduğu, cephede aç savaştığı, ondan sonra veya işte yemek listesi olarak hep işte kuru bir ekmekten veya bulgur çorbasından söz edilir. Ve sanki onun dışında hiçbir şey yememiş gibi öyle bir algı ortaya konuyor ki, bunun tabii ki gerçekle hiç alakası yok. Üstelik de Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen yeni başladığı dönemlerde gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla devletin imkanları da bu anlamda yeterliydi. Ve dolayısıyla asker için gerekli olan şey neyse, yani gıda almaları gereken gıda neyse, onlar hazırlanıp askere yemek olarak sunulabiliyordu. Ama tabii ki ateşli çatışmanın devam ettiği bir ortamda bu şeylerde aksama olabilir. Yani yemeğin askerin yani silahlı çatışma devam ederken asker yemek yiyemez haliyle. Ama onun dışındaki dönemlerde her zaman için sabah yemeği, öğle yemeği ve akşam yemeği her zaman hazır olmuştur ve askerin karnı doymuştur. Bunu o şekilde söyleyebiliriz. Evvel zaman içinde de bu hafta mutfak kültürünü işledik. Tarih boyunca mutfak kültürünün önemine değindik. Selçuklu Devleti'nde mutfağın önemi ve Osmanlı döneminde mutfak kültüründe neler vardı? Tüm bu sorulara cevaplar aradık. Bir başka Evvel Zaman İçinde programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.